Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve vela. Usulü Hadis kitabımızın yeni dersi başlığı Eşherul Musannafati fi ilmil mustalah. Hadis ilmiyle ilgili yazılmış olan, tasnif edilmiş olan kitapların en meşhurları. 1. El Muhaddisul Fasilu Beynel Ravi vel Va'i. Rivayet edenle edilen arasını fasledici olan Muhaddis isimli kitap. Sannafahu al-Qadi Ebu Muhammedin el-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad er-Ramahurmuzi el-Mutawaffa senete 60 ve 300. Yani kısacası bu kitabın yazarı künyesi Ebu Muhammed'dir. Hasan bin Abdurrahman yine bir künyesi de İbn Khallad diye de bilmektedir. Ramahurmuz memleketinden 360 yılında vefat etmiş. Lakinnehu lem yestev'ib ebhâsel mustalahi kullaha. Ancak musannıfın yazmış olduğu bu kitap usulül hadis ilminin bütün konularını içermemiştir, kuşatmamıştır. Ve hâzâ şe'nu men yeftetihu tasnife fî evveli ilmin gâliben. Fî eyyi ilmin galiben. Evet, herhangi bir ilme başlarken genel olarak bütün tasniflerde de durum böyledir. Yani çünkü ilmin daha tesis oluşum çağında bütün konuların hepsi belirlenmemiştir, hepsi netleşmemiştir. İlk yazan mesela diyelim ki faraza eğer 10 kalem konusu varsa kitabın 7'sini keşfetmiştir, onu yazmıştır. Başka birisi biraz daha farklı yönüyle 7-8 yön keşfeder. Sonra üçüncüsü gelir onların hepsini birbiriyle mezceder, onu ona çıkarır falan. İkincisi marifetu ulumil hadisi. Evet, ulumul hadisi tanıma isimli kitap. Sennefehu Ebu Abdillahi Muhammed ibn Abdillahi el-Hakimuş Nisaburiyyu. El-Mutevaffa senete 45 405 yılında vefat etmiş Nisaburlu bu zat. Lakinnehu lem yuhezzibil ebhâse ve lem yurattibha el-tertibel fenniyel münasibe. Evet, bu zat da ilk kitap yazanlardan bir tanesi. Ancak yazmış olduğu kitabın konularını gereği şekilde diyelim ki ayıklamamış, bir takım fazlalıklar, şunlar bunlar falan içerisinde bulunabilmektedir. Ve düzenlemesi de tam ilmi, fenni ve münasip bir düzenleme olmamıştır. Yani onda da ilk olması hesabıyla bazı küçük küçük kusurlar normaldir, olabilir. Üçüncüsü, المستخرج على معرفة علوم الحديث المستخرج اسمه كتاب صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأسبهاني كنيس أبو نعيم اسمه أحمد بن عبد الله إسفهان المزاد المتوفى سنة 340 يذا 430 يعني 430 وفاة اتمش. Mesela dikkat edersek ilk kitap 360, sonraki 405, sonraki 430 yıllar. İstedreke fihi alel hakimi ma fatahu fi kitabihi. Ebu Abdillah, Muhammed bin Abdillah, Hakim'in Nisaburi'nin kitabını istidrak etmiş bu kitap. Ma fatahu fi kitabihi. Onun kitabındaki eksiklikleri telafi ederek bu kitabını oluşturmuş. Fi kitabihi ma'rifetu ulumil hadisi. Min kavaidi hadel fenni. Bu ilmin kaidelerinden eksik olanlarını kendisi bu kitabında tamamlamış. Lakinnehu tereke eşyâe yumkini lil müteakibi en yestedrikeha aleyhi eydan. Onu takip eden bir kimse de yine onda bir takım telafiler yapabilir, istidrak yapabilir. Yani eksikliklerini tamamlayabilir. Yani her ne kadar Ebu Nuaymi İsfahani kendi kitabında Hakim'in kitabını üzerine bir takım telafiler yapmış, eklemeler, çıkarmalar yaparak eksiklerini tamamlamış. Ancak
Müsannıf diyor ki yalnız onun kitabında da telafi edilmeye muhtaç konular vardır. Dördüncüsü el-kifayetu fi ilmi rivayeti, rivayet ilminde kifayet isimli kitap. Sennefehu Ebu Bekir'in Ahmed ibn Ali ibn Thabit'in Hatib-ül Bagdadiyyü, Hatib-i Bagdadi meşhur bir muhaddis, Bagdadiyyül meşhuru, el-mutevaffa senete 63 ve 400, yani 463 yılında vefat etmiş bu zat. Ve huve kitabun hafilun bi tahriri mesaili hazel fenni. Bu ilmin meselelerinin yazımında gayet cami' bir kitaptır, geniş bir kitaptır. Ve beyani kavaidi rivayeti, hem de rivayet kaidelerini açıklama konusunda da hafil, cami' bir kitaptır. Ve yuaddu min ecelli mesadiri hazel ilmi. Ecel, a'zam demektir. Yani bu ilmin kaynaklarının en büyüğü olarak sayılır. Hatib-i Bagdadi'nin yazmış olduğu El-Kifaye, yani ismi gibi bu konuda kafi gelecek bir kitap denilebilir. Beşincisi, El-Cami'u li-Ahlaqi r-Ravi ve Adab-i Sami'i. Bu ise daha çok rivayet edenin ahlakını ve aynı zamanda hadis dinleyip de başka kimselere nakledilecek, yani hoca ile talebenin münasebetlerini cem edici bir kitap. Sannafahu el-Hatibul Bagdadiyyu eydan. Bunu da yine Hatib-i Bagdadi yazmış. Ve huve kitabun yebhethu fi adabir rivayeti. Rivayet adabı nasıldır? Kema huve vadihun min tesmiyetihi, zaten kitabın isminden de açıkta anlaşılıyor. Ve huve feridun fi babihi, bu kitap da kendi konusunda eşsiz bir kitaptır. Feridun, yani tek bir kitap. Kayyimun fi ebhâsihi ve muhteviyatihi. Muhteviyat, içerdiği konular demektir. Ebhas da zaten konular demektir. İçerik ve konularında gayet değerlidir bu kitap, kayyim. وَقَلَّ فَنُّ مِنْ فُنُونِ عُلُومِ الْحَدِيثِ اِلَّا وَسَنَّفَ الْخَطِيبُ ف۪يهِ كِتَابًا مُفْرَدًا. Az konu vardır ulum-ül hadisle ilgili ki mutlaka Hatib-i Bagdadi o konuda müstakil bir kitap yazmıştır. Fekana kema qala al-hafiz Ebu Bekir ibn Nukta, evet, Ebu Bekir bin Nukta, kullu men ansafa alima en al-muhaddisin ba'da al-khatib 'iyalun ala kutubihi. İnsaflı herkes bilir ki Hatib-i Bagdadi'den sonraki bütün muhaddisler onun kitabının iyali hükmündedir. İyali, bir kimsenin ehl-i iyali, yani çoluk çocuğu falan. Yani nasıl çocuklar kendi babasıyla beraber oturup kalkmaktan bir şeyler öğrenirler ya, bu da adeta bu ilmin babası, diğerleri de iyal misali ondan öğrenmektedirler. Mesela aynı ifadeyi İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'la ilgili söyler. Der ki, diğer fakihler fıkıh ilminde ancak İmam-ı Azam'ın iyali mesabesinde olabilirler. Bu aynı zamanda bizim selef alimlerimizin birbirine hürmeti, saygısı ve birbirinin hakkını teslim etmesiyle de ilgilidir. Birileri de çıkıp diyor ki, hum ricalin ve nahnu rical, onlar adamsa biz de adamız, bilmem ne. Ne kadar çirkin bir ifade, değil mi? İnsanın kendi, hele kendisinden istifade ettiği selefinin değerini bilmesi ve teslim etmesi gerekir. Evet, altıncı kitap El-İlma'u ila ma'rifeti usulir rivayeti ve teqyidis sema'i. İlma', yani ışık vermek, aydınlatmak manasına, rivayet usulünü tanımaya ışık tutma. Ve aynı zamanda ve teqyidis sami'i, işiten kimseyi de
İşte nedir? Belli adab ve kurallarla sınırlandırma gibi bir mana. Sennefehul Kadı İyadu, Kadı İyad yazmış bu kitabı. Bu zat da hadis ilminde meşhur. İbn-i Musel Yahsubiyyü El-Mutevaffa Senete 44 ve 544 yılında vefat etmiş bu zat. Huwa kitabun gayru şamilin li cemii abhasil mustalahi. Bu kitap da mustalah ilminin, yani usulul hadis ilminin bütün konularına şamil değildir. Bel huwa maksurun ala ma yetaallaku bi keyfiyeti tahammuli vel eda. Bu kitap tahammül ve edanın nasıl olduğuyla alakalı bir kitaptır. Tahammül hadisi taşımak, eda ise başkalarına onları iletmek demektir. Yani gerek ezberlemek suretiyle, gerek yazmak suretiyle dapt altına alıp muhafaza etmek ve sonra kendisinden sonraki kuşaklara aktarmak. İşte bu nasıl olur? Nelere dikkat edilmelidir vesaire konusunu açıklayan bir kitap. وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُمَا ve aynı zamanda bu iki tahammül ve edanın fer'i olan konular. Yani onun detaylarıyla ilgili bir kitap. لَكِنَّهُ جَيِّدٌ فِي بَابِهِ kendi babında bu kitapta gayet iyidir ve önemlidir. حَسَنُ التَّنْصِيقِ وَالتَّرْتِيبِ evet. Hem düzenlenmesi ve tertibi hem de yazımı gayet güzel bir kitaptır. Yedincisi mala yes'ul muhaddise cehluhu. Evet, herhangi bir muhaddise ondan cahil kalmak sığmaz, uygun değildir şeklinde bir kitap. İsmini öyle koymuş musannif. Sennefehu Ebu Hafsin Umar ibn Abdil Mecid el-Meyaneci Umar ibn Abdülmecid el-Meyaneci el-Mutevaffa senete 80 ve 500 580'inde vefat etmiş bu zat. Ve cüz'un sagirun leyse fihi kebiru faidetin, küçük bir cüz olup çok fazla fayda taşımayan bir kitap. Ulumul Hadis 8. kitap. Sennefehu Ebu Amr Osman ibn Abdurrahman Abdurrahman Şehrezuriyyü el-meşhuru bi İbn-i Salahi. Ha, İbn-i Salah da çok önemli bir fakihtir de aynı zamanda muhaddis olmanın yanında. Şafii ulemasından el-mutevaffa senete 43 ve 643 yılında vefat etmiş. Ve kitabuhu hâza meşhurun beynen nâsi bi mukaddimeti İbn-i Salah. İnsanlar arasında İbn-i Salah'ın mukaddimesi diye meşhurdur. Ulumul Hadis. Ve huve min ecvedil kutubi fil mustalahi, istilah ilminde, hadis istilahları ilminde en güzel kitaplardan birisidir. Cema'a fihi, bu ya arkadaşlar, cema'a fi muellefihi ma teferraka. Yani bu telifinde ya cema'a fi muellefihi diyeceğiz ya da cema'a fihi muellefete ma teferraka min gayrihi min fi gayrihi min kutubil hatibi ve men tekaddemehu. Yani ikisi de olabilir ama burada her ikisinde damir olması uygun değildir. Başka nuskalara bakmak lazım bunu tasih etmek için. Yani kısacası Hatib-i Bağdadi ve ondan önceki ulemanın yazmış olduğu kitaplarda dağınık halde olanları kendisi burada toparlayarak, cem ederek derlemiş ve yazmış. فَكَانَ كِتَابًا حَافِلًا بِالْفَوَائِدِ yani çok faydaları içeren, cem eden bir kitap olmuştur. لَكِنَّهُ lem yurettib alal vad'il munasibi ama İbn-i Salah bu kitabını tam da münasip bir şekilde düzenlememiş, tertip yapmamış. Li ennehu
emlahu şey'en fe şey'en, çünkü parça parça, konu konu imla etmiştir, yazmıştır. Bazen mesela bu müelliflerin bir kısmı birçok zorluk, zahmet, imkansızlık, bazen Moğol istilaları, bazen Emevi Abbasi kavga gürültüleri, bazen Haçlı savaşlarına denk gelmiş. Yani öyle kolay değil. Ve huve ma'a hâzâ umdetu men câe ba'dahu minel ulemâi, bununla beraber kendisinden sonra gelen alimler için temel esas hükmünde bir kitaptır. Fekem min muhtasirin lehu ve nazimin ve muaridin lehu ve muntasirin. Niceleri onun kitabından ihtisar yapmışlar. Yani kısaltmalar yaparak kitaplar çıkarmışlar. Ve nazimin, kimileri şiir olarak onun kitabını nazma dökmüşler. Ve muaridin lehu, kimisi itiraz etmiş. Ve muntasirin, kimisi ona yardım etmiş. Yani ona itiraz edenlere cevap vermiş vesaire. Yani kısacası İbn-i Salah'ın kitabı üzerinde birçok çalışmalar yapılmıştır. At-taqribu ve't-taysiru li-ma'rifeti sunenil beşirin nezîri. Bu da 9. kitabımız. At-taqribu ve't-taysir li-ma'rifeti sunenil beşirin nezîri. Takrib, biliyorsunuz, yakınlaştırmak. Tesir, kolaylaştırmak. Beşir ve nezir olan müjdeleyici ve sakındırıcı peygamberin sünnetini tanımada tesir ve takrib. Sannefehu Muhiddin ibn Yahya ibn Şeref'in en-Nebeviyyü. Bu kitabı yazan ise İmam el-Nebevi'dir. El-Mutevaffa senete 76 ve 676 yılında vefat etmiş. Ve kitabu hâza ihtisarun li kitabi ulumil hadisi, İbn-i Salah'ın ulumil hadisinin ihtisarıdır. İmam Nevevi'nin bu kitabı. Li İbn-i Salahi ve huve kitabun ceyyidun lakinnehu muğlakul ibareti ahyanen. Bu kitap da çok güzel bir kitap ama bazı yerlerde ibaresi biraz muğlak, yani kapalı. Onuncusu, Tedribur Ravi fi Şerhi Takribin Nevevi. Yoksa Nevavi mi diyor? Niye Nevavi? Bir okuyalım bakalım. Sannefehu Celaluddin Abdurrahman ibn Ebi Bekir es-Suyuti. Bunu da İmam es-Suyuti yazmış. Tedribur Ravi. El-Mutevaffa senete 11 ve 900, 911 yılında vefat etmiş İmam es-Suyuti. Ve huve şerhun li kitabi takribin nevavi. Burada da takribin nevavi demiş arkadaşlar. Normalde nebevidir. Niye nevavi diyor? Bunu sehv-i nasık olarak alalım. O elif orada zayidedir. Karışmayalım, öylece kalsın ama biz nevevi okuyalım. Kema huve vâdihun min ismihi. Zaten kendi ismini de demiş ki fî şerhi takribin nevavi demiş kendisi. Cema'a fihi müellefehu minel fevâidi minel fevâidi eşşeyel kethîrâ. Kendi müellefinden, yani kendi yazdıklarından birçok faydaları bu kitapta cem etmiştir İmam-ı Suyuti. 11. kitabımız Nazm-ı Dureri fi ilmil eser. Evet. İncileri düzmek, tanzim etmek. Fi ilmil eser, hadis ilminde. Sannefehu Zeynuddin Abdurrahim ibnul Hüseyin el-Iraqi el-Mutawaffa senete 86 ve 800. Yani 806 yılında vefat etmiş bu zat. Yani İmam-ı Suyuti'ninkini ondan önceye aldı. İmam-ı Suyuti 911, bu ise 806. Ola ki onun kitabı fayda olarak bundan daha önceliklidir. Onun için sannefaha Zeynuddin Abdurrahim ibn Hüseyin el-Iraqi el-Mutawaffa senete
sittete ve semanimiyetin. Ve meşhuretun bi ismi elfiyetil irakiyyi, şey elfiyetul irakiyyi, yani İrab-ı Mahki ile de okuyabiliriz. Bi ismi elfiyetil irakiyyi ya da bi ismi elfiyetul irakiyyi. Bu şekildeki isimler İrab-ı Mahki ile okunabilirler. İraki'nin elfiyesi ismiyle meşhur. Nazama fiha ulumul hadisi, orada ulumul hadis ilmini ne yapmış? Nazm, yani şiir olarak yazmış. İbn-i Salahi, ha ulumul hadis, İbn-i Salahi'nin ulumul hadis kitabının nazm haline çevirerek yazmış. Ve zâda aleyhi, ama üzerine eklemeler yapmış. Ve hiye ceyyidetun, güzel bir kitaptır. Gaziretul fevaidi, yani kethiretul fevaidi, faydaları çoktur. Ve aleyha şuruhun mutaaddedetun, birçok şerhleri vardır. Minha şerhani lil müellifi nefsihi, zaten müellifin kendisi bizatihi kendi metnine iki tane şerh yapmış diyor. 12. Fethul Mughis fi şerhi elfiyetil hadis. Şerhul Fethul Mughis fi şerhi elfiyetil hadis. Yani biraz önce bahsettiğimiz Zeynuddin Abdurrahman bin Hüseyin el-Iraqi'nin elfiyesinin şerhi. Sennefe Muhammed ibn Abdurrahman es-Sahavi el-Mutevaffa senete 1992 yılında vefat etmiş. وهو الشرح على ألفية العراقي ين عراقين ألفية سنة يزلمش بالشرح وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها ديوركي ألفية الشرح لدي إيشارسن دا أن وفاكار وأن جزل أولاندر ديور يعني أن فايدال أولان شرح بودر ديور. Mesela insan bunları öğrendiği zaman ulumul hadisi nereden öğrenebilirim diye araştırırken, ha şu kitap iyidir, o zaman bundan öğrenebilirim der. 12. Nukbetül fikir fi mustalahi ehlil eser. Evet. Bu da sennefehul hafizu İbni Hacer'inil Askalani. İbni Hacer-i Askalani'nin kitabı Nukbetül fikir. Yani nuhbetül fikir, en seçkin fikir demektir zaten. El mutevaffas senete 52 ve 852 yılında vefat etmiş. Huve cüz'un sagirun muhtasarun cidden. Bu da küçük bir cüz ve kısadır. Lakinnehu min enfa'il muhtasarati ve ecvediha tertiben. Tertip olarak hem en iyisi hem en kısasıdır. İbtekere fihi müellifuhu tariqeten fi tertibi ve taksimi lem yusbak ileyha. Tertip ve taksim konusunda, yani kısımlara ayırma ve düzenlemede daha önce hiç kimsenin sebkiyet etmediği kendine has bir metodu uygulamıştır. İbtekere, yani erken davranmak manasına, fihi bu kitabının tertibinde, müellifuhu tariqeten yeni bir yol, fi tertibi düzenlemedeki lem yusbak ileyha, daha önce ona sabkiyet yapılmamış, yani daha önce kimse onun yaptığı gibi yapmamış. Ve kad şarahahu müellifuhu bi şerhin semmahu nuzhatul fikir nuzhatun nazar. Nuzhatun nazar, tamam, semmahu nuzhatan nazar diye de okuyabiliriz. Semmahu'nun ikinci mef'ulu ya da nuzhatun nazar İrab-ı Mahki. Kema şerahahu gayruhu, başkaları da musannıfın kitabına şerh yapmışlar, kendisi de şerh yapmış. Bizim medresede okuduğumuz kitap bu kitapta, İbn Hacer-i Askalani. Evet, 14. kitap El Manzumetul Beykuniyetu, Beykuniye manzumesi, yani şiir şeklinde yazılmış olan
Sennefaha Umar ibn Muhammedin el-Beykuniyyu, bu zat yazmış. El-Mutevaffas senette 80 ve elfin, 1080 yılında vefat etmiş bu zat. Ve hiye minel menzumatil muhtasareti, en kısa menzumattandır. Genelde medreselerimizde şu anda ezberlenen menzume Beykuniyedir. İz la tetecavezu 34 beyten, 34 beytin üstüne geçmemektedir, çıkmamaktadır. Ve tuaddu minel muhtasaratin nafiatil meşhurati, meşhur ve en faydalı muhtasarlardan sayılır. Ve aleyha şuruhun mutaaddedetun, birden fazla şerhleri var. Ve güzel bir kitap. 15. ve burada alınan sonuncu kitap Kavaidut Tahdis. Kavaidut Tahdis. Yani ne demek? Hadis rivayetinin kaideleri. Sennefehu Muhammedun Cemaluddinul Kasimiyyul mutevaffa senete 32 ve 300 1332 yılında vefat etmiş ve bu kitabın muharrarun mufidun, yine gayet dikkatlice yazılmış faydalı bir kitaptır. Ve hunaka musannafatun uhra kethiratun, bunun dışında birçok kitaplar vardır. Ama yatulu zikruha, hepsini burada zikretmek uzun olur. İhtasartu ala zikril meşhuri minha, ben onların içerisinde sadece meşhur olanları buraya aldım. فَجَزَاللّٰهُ الْجَمِيعَ عَنَّا وَعَنِ الْمُسْلِم۪ينَ خَيْرَ الْجَزَائِ. Allah Celle Celaluhu bizden ve bütün Müslümanlardan yana bu kitapları yazan bütün müellefleri en güzel mükafatla mükafatlandırsın. وَسَلَّهُ عَلَى سَيْنَا مُحَمَدٍ وَاَلِهِ وَالصَّحِ وَسَلَّهُ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.